Herkese merhaba ben Tolga Özbek. 19 Aralık 2023 tarihinde TB3 çok önemli bir uçuş için Çorlu'dan havalandı. 13. test uçuşunda tam 32 saat havada kaldı. Sabah 9-15'te başlayan bu test uçuşu ertesi gün 20 Aralık'ta saat 17.15'te sona erdi ve tam 32 saatlik bir uçuş gerçekleştirildi. Şimdi bu videomuzda 32 saatlik uçuşun biraz detaylarına birlikte bakacağız ve arkasından hangi testler bekliyor? TB3'ü bu programımızın konusu. TB3'ün test uçuşu. Aslında 20 Aralık'ta uçak indikten birkaç saat sonra gece saatlerinde sizlere bir canlı yayın açtım. Ben 45 dakikalık canlı yayın bu sabah baktım oldukça iyi izlenmiş. Anlık 800'ün üzerinde izleyici yakaladı. Ben de dilim döndüğünce anlattım. Fakat internet bağlantım o kadar kötüydü ki ses gitmiş size, görüntü çok kötü bir şekilde gelmiş. İşte ülkemizin en büyük problemlerinden bir tanesi internet altyapısı. Hangi sistemle bağlanırsanız bağlanın örneğin 1080 HD olarak yayını size ulaştırmakta güçlük çekiyoruz. Kusura kalmayın. Bu dünkü yaşanan detaylı videonun arkasından bugün kısa bir video hazırlamak istedim ben. Derdim o konuyu biraz daha sizlere anlatabilmek. Evet Baykar'ın yeni insansız hava aracı TB3. TB3 ne için yapıldı diye soracak olursanız TB3'ün yapılış amacı TCG Anadolu üzerinden yapılacak olan, gerçekleştirilecek olan operasyon. Türkiye TCG Anadolu'yu bir İHA gemisi olarak adlandırılıyor. Malum üzerine F-35 koyamıyoruz. Bunun yerine insansız hava araçları görev yapacak ve ilk insansız hava aracı da TB3 olacak. Arkasından 2025'te de Kızıl Elma'nın uçuşlarına TCG Anadolu üzerinden yapması için başlaması hedefleniyor. Tabi sadece İHA uçmayacak döner kanat yani helikopter operasyonu da TCG Anadolu üzerinden gerçekleştirilecek. Bu açıdan ilk adım TB3 çok önemli. Baykar biliyorsunuz TB2 ile çok ciddi bir başarı yakaladı. Bugün Baykar ürünleri 33 ülkeye ihraç edilmiş durumda. TB2 giriş sınıfı gerçekten çok kendini ispat etmiş, savaşları kazandırmış bir İHA sistemi. TB2'nin üzerine Akıncı'yı getirdi. TB2 yaklaşık 700 kilogram ağırlığında bir e, maksimum kalkış ağırlığına sahip bir İHA sistemi. Arkasından Akıncı geldi. Akıncı oldukça büyük, çift motorlu, çok kuvvetli, 2 adet turbo prop uçağı sahip bir İHA sistemi. Ve sonrasında da jete geçerek kızıl elmayı Baykar tasarladı. Şimdi aslında TB2 ve Akıncı arasında TB3. TB2'nin de yaklaşık ağırlık olarak 2 katı 1450 kilogram maksimum kalkış ağırlığına sahip. TB2 yaklaşık 150 kilogram yük taşırken TB3'ün taşıdığı yük 280 kilograma çıkıyor. Yani yaklaşık o ağırlıkla birlikte 2 kat bir artış var. Peki bu ağırlığı ne kaldırıyor, ne uçuruyor? Malum hatırlayacaksınız TB2'de Rotax yapısı motorlar bunlar sivil ultralight veya tek motorlu uçaklarda kullanılan sivil orijinli motorlar TB3'te ise Türkiye'nin işte motor konusundaki handikaplarının aşılması için T tarafından geliştirilmiş PD-170 motoru kullanılıyor. PD-170 bugün Anka'yı da uçuruyor. Gerçekten çok başarılı, kendini ispat etmiş bir motor. Anka'dan sonra da çift motorlu Anka'nın modeli olan Aksungur'u uçuruyor. Kendini ispat ettikten sonra yeni platformu TB3 oldu. Bu açıdan da hem Baykar hem de motorun üreticisi Tİ önemli bir test süreci bekliyordu. Evet ilk uçuşunu TB3 27 Ekim 2023 tarihinde hemen Cumhuriyet Bayramımızdan ki bu yıl 100. yılı kutluyoruz 2 gün önce gerçekleştirdi. Sahneye çıkması yani kamuoyuna tanıtılması ise geçtiğimiz aylarda yapılan ilk İstanbul Teknofest'te bu yıl 3 tane Teknofest vardı. İstanbul'dan sonra Ankara ve ardından İzmir'de de TB3 sergilendi ve bunun sonrasında da ilk uçuş 27 Ekim'de gerçekleşti. 27 Ekim'de hava aracı 6000 fit yani yaklaşık 2000 metreye çıktı. Ve arkasından işte 27 Ekim'den günümüze kadar baktığımız zaman yaklaşık 2 aylık bir süre geçmiş durumda. Baykar aşağı yukarı 2-3 günde bir sürekli uçuş yaparak uçuş sürelerini arttırmaya, irtifayı yükseltmeye başladı. En son yapılan 12. uçuşta 12 saat civarında havada kalmıştı ve 13. uçuşta da tb 3ün kendi rekorunu bekliyorduk. TB3 bu uçuşta da 32 saat havada kaldı. Yani günü devirdi bir de devamını da getirdi. Şimdi bu uçuş sırasında hava aracı 20.000 fit irtifaya çıktı. Daha önceden 20.000 fite çıkmıştı. 20.000 bin de yaklaşık 6.600 metre. Dünkü canlı yayında da birçok okuyucumuz sordular. 20.000 fitin üzerine çıkabilir mi? Bugün TB2'nin e, gördüğü maksimum irtifa yaklaşık 25 bin fite kadar çıkıyor. Fit ile metreyi karşılaştırmak için 3'e bölmeniz lazım. Yani yaklaşık 8 bin metrenin biraz üzerine. Bu hava aracı TB3 için Baykar kendi sayfasında herhangi bir irtifa limiti vermemiş ama sınıfındaki İHA sistemleri TB2'den e, konuşacağız. 18.000 bin fit ile 25 bin fit arasında uçuyor. Muhtemel bu hava aracı da biraz daha yüksek. İşte 20-25 veya 30'a kadar muhtemel tahmin ediyorum gidecek bir irtifa üzerinde görev yapacağını ben açıkçası tahmin ediyorum. Şimdi bu irtifa neden önemli? Bir kere insansız hava araçlarının 10 bin fitin altında yerden atılabil açılabilecek uçak savar ateşi veya omuzdan atılabilen bir füzeler için bir risk oluşturuyor bölgeyle ilgili. Bunun üzerine çıkması gerekiyor. Burada da amaç 10 bin fit hatta 20-25 gelince çok daha etkin, geniş bir alanı görebiliyor sistemleri ve buradan bir uçuş gerçekleştiriliyor. Ee, Türkiye'nin dediğim gibi motor sonrasındaki en büyük problemlerinden bir tanesi kameraydı. Aselsan geliştirdiği Asel Filir 500'de e, yurt dışındaki rakiplerine eş bir kamera yaparak bunu da aşmış oldu. Bu da tabii ki bu hava aracı konusundaki motor sonra da kamera problemi çözülmüş oldu. Yani Türkiye hiç kimseye sormadan bu TB3'ü ihraç edebilecek döneme geliyor. Şimdi kara konuşlu yapılan işte uçuş performansı, dönmesi yükselmesi, alçalması, belirli bir yere kadar gitmesi, gelmesi, havada kalış süresi seyir gibi konular muhtemelen bu 13. uçuşla birlikte çok önemli bir kısmı test edilmiş durumda. Testler PT1 olarak adlandırılan Prototip yani test uçağı üzerinde yapılıyor. Bu test uçağı silah veya işte e, muhtemel tahmin ediyorum gerçek bir kamerada taşımıyor. Onun ağırlıkları konuluyor. Ama üzerinde hava aracının çok sayıda alıcı sistemler var, sensörler var. Bu sensörler işte motorun sıcaklığından e, çeşitli performans değerlerine kadar yüzlerce binlerce parametreyi ölçüp yerdeki telemetri sistemine, kontrol sistemine aktarılıyor Bunlar kaydediliyor. Yerde ne hesaplandı, ne planlandı, geleceğe dönük e, bunlarla ilgili nereye doğru gidecek bütün veriler bakılıyor. Hatırlayacaksınız, bundan kısa bir süre evvel Baykar'ın tesislerini ziyaret etmiştik ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la bir araya gelmiştik. Selçuk Bey, kitabi değerleri yani biz diyor burada bir limit koyuyoruz. Örneğin tv 3ün havada kalış süresi web sitesini açtığınız zaman 24 ve artı yazıyor. Yani 24 saat minimum uçacak, uçabilecek özelliğe sahip. Bunun üzerine en az 1 1,5 katına çıkmamız lazım ki bu örnek olarak havada kalışı verdim. Bunu ispat etsin. Bu bizim için çok önemli ve ulaşabileceğimiz limitlerin de çok daha altını yazıyoruz diye kendisi özellikle vurgulayarak söylemişti. Bu açıdan hani siz bunun üstünü yaptıysanız o zaten vaat edilen, belirtilen nokta yapılmıştır. Bu açıdan bu önem arz ediyor. Şimdi aklınıza gelebilir Baykar neden bu kadar hızlı gitti? Çünkü sonuçta bir TB2, Akıncı, Kızıl Elma gibi çok önemli 3 insansız sistemin getirdiği tecrübe var. Burada da TB3'te de ortak kullanılan sistemler var ve test edilmesi gereken motor başta olmak üzere bu sistemler test ediliyor ve temel uçuş verileri hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Peki bundan sonra ne var? Muhtemel bir süre daha kara konuştu testler devam ettikten sonra e, ben muhtemel bunu tahmin olarak söylüyorum. 2024'ün ilk çeyreğinde biz TCG Anadolu üzerinde göreceğiz TB3'ü ve buradan normal su üstü platformlardan iniş kalkış gerçekleştirilecek, görev gerçekleştirilecek. Şimdi karaya göre denizden operasyon yapmak çok kolay değil. Yani rüzgar önemli, dalgaların arasında o gibi inip kalkıyor veya gemi üzerindeki tuzlu su şartları çok önemli. Yani tuzlu su dediğiniz zaman işte metallerde korozyon yapıyor, çeşitli performans düşüklüklerine neden olabiliyor deniz şartları. Bunların test edilmesi lazım. Bundan sonraki aşamada bu. Daha önceden Selçuk Bayraktar'ın bir beyanatı olmuştu. 2024 içinde TB3'ün TCG Anadolu üzerinde hizmete gireceğini kendisi söylemişti. Ertesi yıl artık hani bu yılı bitirdik gibi görüyorum. 2024-2025'te de Kızıl Elman'ın bu testlerini yapıp hazır olacağını ifade etmişti. Daha önceden Selçuk Bayraktar'a TB3'ün nasıl inip kalkacağını TCG Anadolu üzerine sorduğumuz zaman TB3 için çok kısa mesafelerde kalkış yeteneğine sahip olduğunu, bu yüzden herhangi bir katapult fırlatma sistemine ihtiyaç duymadıklarını kendisi ifade etmişti. Bugüne kadar paylaşılan TB3 filmlerinde de ilk uçuşu olsun, sonraki test uçuşları olsun. tv 3ün Çorlu'daki meydanda çok kısa mesafeden kalktığını gördüğümüzü belirtmemizde fayda var. Şimdi gelelim geminin üzerindeki o 12 derecelik bir rampa var biliyorsunuz. Ski jump olarak adlandırılıyor. Hani e, e, kış olimpiyatlarında işte kayakla belirli bir yerden kaymaya başlarlar. Sonra böyle bir rampa vardır. O rampadan ileri doğru en hızlı gidebilen, en uzağa gidebilen madalyayı alır. Benzer bir şekilde hava aracı da o rampadan kalkarak hem hücum açısını arttırıyor hem de o süratle birlikte havada tutunması gerçekleştiriyor. Bu da bir artı faktör. Ancak Baykar ziyaretimizde Selçuk Bey şuna da dikkat çekmişti. Aslında o ski jump olmasa bile bu TB3'ü kalkışın tabii ki olumlu etkiliyor ama TB3 buradan kalkacak kapasitede olduğunu ifade etmişti. Kalkışını gerçekleştirdi, görevini yaptı. Görevinin arkasından da geri binecek iniş içinde herhangi bir durdurucu sisteme ihtiyaç olunmadığı da kendisi ifade etmişti. TB3'ün üzerinde SATCOM anteni var. SATCOM anteni nedir? Uydu üzerinden haberleşmenizi sağlıyor. Şimdi normalde insansız hava araçları yer istasyonlarıyla birlikte belirli bir menzil içerisinde görev yapıyorlar. Bu ortalama, e, görülen antenin bulunduğu irtifada diğer anteni görmesi, araca ulaşması genellikle ortalama 150 kilometre kabul ediliyor. SATCOM'lu olduğu zaman Satcom bugün kimde var? E, TB2'nin de satkom modelleri var. Anka'da var. Anka S'de var. E, da var. Aksungur'da var. Bunlarla birlikte kontrol aşamanız sizin uyduları gördüğü koca bir coğrafya ulaşıyor. Bugün Türkiye'nin uyduları Kuzey Afrika'dan e, Türkiye Cumhuriyetleri, Kuzey'de Rusya'dan Güney'de bütün Orta Doğu coğrafyasını bir araya alacak çok ciddi bir alan içerisini kapsıyor. Avrupa'da dahil buna. Bu alan içerisinde Satcom üzerinden siz İHA'yı örneğin şöyle söyleyeyim size. Libya'da park pozisyonundaki bir İHA'yı, Satcom anteni varsa Türk İHA'sını Türkiye'den, Ankara'dan, Eskişehir'den uçurabiliyorsunuz, kaldırıyorsunuz, görev yapıp ondan sonra tekrar aynı meydana rahatlıkla indirebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. TCG Anadolu üzerinden TB3 havalandığı zaman Geminin etrafında görev yapacak, çok uzun mesafelere gidecek. Bu kontrolde Satcom üzerinden gerçekleştirilecek. Bu da tabii ki e, İhanın farklı alanlarda, geniş alanlarda kontrol edilip uçurulabilmesi için de çok çok önemli. Zaten 13. Test uçuşunda 5.700 kilometre mesafe yapması da bu da gerçekten e, kayda değer bir şey. 5.700 kilometreyi koyduğunuz zaman bugün çok ciddi bir uzaklık Türkiye açısından. Yani yarın öbür gün o gemiden kalkıp Türkiye'ye bile getirebilme özelliğine sahip olacaksınız. Bu da gerçekten dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri olduğunu düşünüyorum. Dünkü canlı yayında bana gelen sorulardan bir tanesi neden turboprop motor kullanılmıyor? Turboprop motor kullanılmıyor çünkü isterleriniz var. Yani o iş bir piston motorlu yapabiliyorsunuz. Daha ucuza yapıyorsunuz. Pistonun tabii ki size getirdiği performans daha düşük. Ama daha uzun süre havada kalabiliyorsunuz. Sonuçta da şu an elimizde herhangi bir yerli bir turboprop motorumuz yok. İleride bir gün olunursa o da buna konur. Farklı bir model bile yapılabilir bunlarla ilgili. Sonuçta askeri projelerde bir bütçeniz var. Bu bütçenizde içinde kalacaksınız. Mühendislik kabiliyetler neler? Bunları koyacaksınız ve yapacağınız görev var. Yani bunların üçünü bir araya getirmeniz lazım. Ve bunu en ekonomik şekilde yapmanız lazım. Savaş ekonomisi içerisinde. Bunlar da önem taşıyor. Bunları da belirtmek istedim. Evet TB3 e, 32 saat havada kaldı. Çok önemli. Bu arada programı kapatmadan önce de hangi hava, aracımı, hava aracımız kaç saat havada kalmış? Bunları da belirtmemizde fayda var. TB3'ün bir küçük kardeşi TB2'nin rekoru 27 saat 34 dakika. Bu rekor Kuveyt'te kırılmış durumda. Kuveyt'teki e, insansız hava aracı ihalesinde Çeşitli İHA'lar gelip orada yarıştırıldı, uçuşları yapıldı ve bu uçuşlar sırasında uygun hava koşullarıyla birlikte e, TB2 27 saat 34 dakika havada kaldı. Anka'nın rekoru ise 30 saat 30 dakika. Bu da gerçekten çok önemli bir rekor ama en uzun rekor artık günümüzde İHA'lar, Türk İHA'ları açısından Aksungur'da. Aksungur'un 49 saatlik rekoru var. Yani 2 günün üzerinde bir süre havada kalmış Aksungur. Aksungur'da gayet başarılı çift motorlu bir İHA sistemi TUSAŞ'ın yaptığı. Aksungur'un bir de ikinci rekoru var. Bu 49 saatlik Alman motoruyla kırılan rekor. Akıncı Aksungur'un çok özür dilerim. İkinci rekoru da 35 saat. Bu rekor da aynı TB3'teki kullanılan PD 170 serisi motorlarla kırılmış durumda. E, rekor şu anlık gördüğünüz gibi Aksungur üzerinde duruyor e, TB3'te 32 saatle önemli bir adım atmış durumda. Sonuçta burada işte şunu rekoru kıralım, şunu yapalım, bunu yapalım değil amaç. Siz bir performans, şimdi 24 ve artı saat diyorsunuz TB3 için, 32 saatte bunun yapılabileceğini koyuyorsunuz. Aynı şekilde Aksungur 48 saat, işte 49 saatte bunun yapılabileceğini ortaya koyuyorsunuz. Önemli olan bunları ortaya koymak. Yoksa işte ben bir İHA yaptım 5 gün uçuyor. 5 e gün uçuyor da görev yapıyor mu? İşte bunlar önemli cevap verilmesi gereken konular. Sizin ilan ettiğiniz bilgiyi veriyor musunuz? Bunlar çok önemli. Bir de kısa bir e, izleyicilerimizin sorduğu soruları ben yanıtlamak için söylüyorum. Bazen diyorlar ki işte çok yuvarlak konuşuyorsun. Benim verdiğim tüm veriler bu çok önemli bir konu. Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı bu konuyla ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Bir başka meslektaşımızın yaptığı haberle ilgili artık bu tür bilgilerin verilmesi sır. Ben web sitesinde şirket o ürünü tanıtırken verdiği nitelikler, özellikler neyse onu veriyorum. Gidip de ekstra bir başka bir şey verme durumumuz yok. Sonuçta burada bir sır paylaşmıyoruz. Arkadaşımıza yetmemiş bu kadar bilgi. Ama o zaman yetmiyorsa o zaman başka kaynaklara gidin ama bu başka kaynakların, bu verdiğimiz bitki bilgilerin dışına çıkmak demek başka konulara doğru gidiyor. Yani merakınızı başka bir şekilde e, tatmin etmez. Yani gidin kendinizi geliştirin o şirkette çalışın örneğin. Daha fazla bilgiye vakıf olun. Başka bir şey yapın. Silahlı kuvvetlere girin. İHA uçurun. Yani bu artık hani bu normal biz halkın bileceği bilgilerin sınırı ötesi artık başka bir yola doğru gidiyor. Bunu da belirtmemde sizlere fayda var. Evet bu programda TV3'ü size anlatmaya çalıştım. Bu arada hemen belirtmek istiyorum. Yıl sonuna kadar 300 bin aboneyi geçme hedefimiz var. 296.500 civarındayız. Lütfen abone olmayanlar tıklasın, abone olsunlar ve bizleri yakından takip etsinler. Bize şöyle bir 300 bin sınıfına geçelim, 300 bini aşalım. Beraber birlikte daha güzel yolculuklara ve videolara birlikte devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.